yaptığı bu araçların söylenir. Ekranın boyutu ve etkisi, yayının kalitesi yine önemli özellikleri. Ve son olarak denetim ise şöyle açıklanabilir. Sonuçta radyo televizyon yayınları etik ya da yasal bir takım kıstaslar, kriterler açısından çeşitli kurumlarca bildiğiniz gibi denetlenmektedir. İletişim sürecine geldiğimizde tabii başından beri söylüyoruz aslında bir kitle iletişim süreci olduğunu unutmamak gerekir radyo ve televizyondaki iletişim sürecinin.